bir var Tanrım neredesin 3 bölüm çöl gereklidir gerideki tüm o deneyimlerimize dönüp bakın Rabbin sizi nasıl çöle götürdüğünü her gün nasıl beslediğini ve giydirdiğini bir düşünün kötü davranışlarınıza nasıl dayandı sızlanmalarınıza ve Mısır'ın zevklerine duyduğunuz özlemlere nasıl da katlandı Tüm sıkıntılarınızda Rabbin lütfunun size nasıl yettiğini düşünün. Charles Süpürjan. Tanrınız Rabbin sizi 40 yıl boyunca çölde dolaştırdığı uzun yolculuğu anımsayın. Buyruklarına uyup uymayacağınızı, amacınızın ne olduğunu öğrenmek için sizi sıkıntılara sokarak sınadı. Yasanın tekrarı 8:2. Çöle yaptığım ilk ziyaret benim için tam bir şok oldu. Açık konuşmak gerekirse bir Mesih izleyicisi olarak geçirdiğim birkaç yıl uzatmış bir balayı gibiydi. Lisa ve ben Dallas, Texas'a yerleşmiştik ve bir süre mühendis olarak çalıştıktan sonra kilisemizde bir hizmet pozisyonu aldım. Pastörüme ve eşime hizmet etme ve büyük kilisemize gelen misafir konuşmacılara yardımcı olmak işine getirildim. Ne büyük bir sevinç. Cennete geldiğimi düşündüm gezegendeki en büyük hizmetkarlara ilgileniyordum. Çünkü kilisemiz Amerika'nın en tanınmış kiliselerinden biriydi. Bu önemli yerli ve yabancı önderler havaalanına indiğinde onları karşılar ve arabamla kiliseye ya da kalacakları yere götürürdüm. Ziyaretleri boyunca onlara eşlik eder ve onlarla birlikte yemek yerdim. Zamanımızın en büyük hizmet insanlarının bazılarıyla birlikte saatler geçirdim. Bu pozisyondaki ilk yıllarım muhteşemdi. Yaşamla doluydu. Ama sonra işler zorlaşmaya başladı. Gerçekten ama gerçekten zorlaştı. O zamanlar bilmiyordum. Çünkü Tanrı bana henüz açıklamamıştı. Ancak bir çöle girmekteydim. Burası Tanrı'nın bizi eğittiği yerdir. Karakterimizin olgunlaştığı ve imanımızın güçlendiği yerdir. Çöl gereklidir. Şunu kafanızda canlandırın ömür boyu köle olarak yaşadıktan sonra kısa bir süre önce kurtulmuş bir İsraillisiniz. Korkutucu ama nefes kesici bir deneyimle iki çalkantılı su duvarının arasından geçip karşı taraftaki kuru toprağa henüz vardınız. Geri dönüp baktığınızda size koruma sağlayan aynı su duvarının düşmanlarınızın üzerine kapandığını gördünüz. Size eziyet edenler yok oldu. Sonsuza dek Tanrı'nın zaferli kurtarışını sevinçle kutladınız ve dans ettiniz. Tanrı'nın sizin etrafınızda olduğunu bilerek kendinizi yenilmez hissediyorsunuz. Onun gücünden ya da sadakatinden bir daha asla kuşku duymayacaksınız. Şimdi ise sahne farklı. Aradan birkaç gün geçti. Yorgun, susuz ve sıcaktan bunalmış haldesiniz. Vaat edilmiş ülkenin eşiğinde değilsiniz.'' Aksine yılanlar ve akreplerle dolu bir çölde amaçsızca dolanıyorsunuz. Artık ne dans ediyor ne de atları ve arabaları denizin dibine gönderen Rabbe ilahi söylüyorsunuz. Ama önderinize şikayet ediyorsunuz. Neden bizi Mısır'dan çıkardın? Bizi çocuklarımızı ve hayvanlarımızı susuzluktan öldürmek için mi? Şimdi size bakalım. Tanrının sırf çaresizlik ve sessizlik çölünde amaçsızca dolanıp durmanız için mi sizi kudretli eliyle düşmanın gücünden kurtardığına inanıyorsunuz? Amacı bu muydu? Elbette değil. Burası vaat edilen ülkeye yolculuğunuz sırasında sadece ziyaret etmeniz gereken bir yerdir. Rab nasıl ki İsrail oğullarını Mısır'dan çıkarıp çöle yönlendirdiyse, sizi de öyle yönlendiriyor. Sizi oraya şeytan değil, Tanrı götürdü. Ve Tanrı'nın bu kurak dönem için bir amacı, bir planı var. İlk olarak sizi alçaltmak, sonra sınamak. Yüreklerimizin gerçek doğasını bilebilmemiz için bunu yapar. İnsanı nasıl alçaltır? Sizi aç bırakarak sıkıntıya soktu. Sonra sizin de atalarınızın da bilmediği man ile doyurdu sizi. Yasanın tekrarı 8 3 Tanrı aç kalmalarına izin vererek İsrail halkını sıkıntıya soktu ve böylece alçalttı. Ama sonraki cümlesiyle onları man ile doyurduğunu beyan eder. Kulağa çelişkili geliyor. Onları man ile doyururken nasıl aç bıraktı? Şimdi man yiyebileceğiniz en iyi besindir. Meleklerin menüsünde yer alır. İlyas sadece mandan yapılma iki pide yiyerek 40 gün yürümek için güç buldu ve İsrail halkı bol bol man topluyordu. Haftanın altı sabahı gökten taze man sağlanıyordu ve altıncı sabah toplanan man mucizevi biçimde yedinci güne kalıyordu. Tanrı'nın halka ilk defa man verdiği günden vaat edilen ülkenin kıyılarında konakladıkları güne kadar geçen zaman boyunca tek bir öğün bile kaçırmadılar. O halde Tanrı neden onları aç bıraktığını söyledi? Nasıl bir açlıktan söz ediyor? Bunu anlamak için içinde bulundukları durumu düşünelim. Kahvaltıda sadece bir somun ekmek yediğinizi farz edin. Ne peynir, ne tereyağı, ne reçel, ne de fıstık ezmesi var. Sadece ekmek. Ve buradaki birkaç gün ya da haftadan söz etmiyoruz. 40 yıl boyunca diyetiniz bu. Gençlik pastörü olduğum yıllarda 56 genci 8 günlük bir misyon yolculuğu için Trinidad'a götürmüştük. Trinidad'daki kilise yemeklerimizi hazırlıyordu ve ev sahiplerimiz çok lütufkardı. Ama her gün tavuk ikram ettiler. Tavuğu farklı şekillerde pişirdiler. Pilav ve sebzeler eşliğinde sundular. Ama her seferinde yediğimiz yemek tavuk etiydi. 8 gün tavuk yedikten sonra canımız başka şeyler çekmeye başladı. Eve döndükten sonra Grupumuzdaki gençlerden biri annesine yemekte ne olduğunu sorup tavuk yanıtını alınca çığlık atmış ve kendisini hamburger yemeye götürmesi için annesine yalvarmış. Trinidad'da sadece 8 gün sonra içimizden sızlanmaya başlamıştık. 40 yılı hayal edebilir misiniz? 4 yıl değil, tam 40 yıl aynı yemeği yemek. Böylece Tanrı'nın onları nasıl aç bıraktığını anlıyoruz. İştahlarının arzu ettiği şeyler değil, hayatta ve sağlıklı kalmaları için gerçekte ihtiyaçları olan yiyeceği onlara verdi. İçinde bulundukları koşullar başka hangi bakımlardan acıkmalarına, sahip olmadıkları şeylere özlem duymalarına neden oldu? Bu öyküyü okuduğumuzda elbiselerinin ve ayakkabılarının eskimemesinden oldukça harika olduğunu düşünebiliriz. Aile bütçesine ne büyük bir katkı. Peki ya 40 yıl boyunca aynı gardırobu giymek ister misiniz? Ne kadar sıkıcı. Alışveriş merkezine gitememek ya da internet üzerinden son trendleri takip edememek. 40 yıl boyunca aynı çift kahverengi sandallar. Evet. Temel ihtiyaçları sağlandı. Sıcaktan ve soğuktan korundular ama isteklerinin çoğu eksik kaldı. Ve aynı sahnenin gün be gün tekrarlandığını düşünün hem de birkaç hafta için değil, 40 yıl boyunca. Peki ya huzur veren akarsular, yağmurlu ormanlar, mis kokulu bağlar, bahçeler ya da güzel göller yerine gün be gün sadece çölü, aynı kaktüsleri, kamışları, kavrulmuş toprakları görmeye ne dersiniz? İhtiyaç duydukları şeye sahiptiler ama istediklerine sahip değillerdi. Bunun ışığında bu ayeti tekrar inceleyelim. Sizi aç bırakarak sıkıntıya soktu, sonra sizin de atalarınızın da bilmediği man ile sizi doyurdu. İnsanın yalnız ekmekle yaşamadığını, Rabbin ağzından çıkan her sözle yaşadığını size öğretmek için bunu yaptı. Yasanın Tekrarı 8.3 Tanrı temel ihtiyaçlarını hala karşılarken benliklerinin tutku ve arzularını tatmin edecek şeyleri ortadan kaldırarak açlık yarattı ve açlık bu sınavı meydana getirdi. Tanrı geride bırakmış oldukları şeyler yerine onu arzulayıp arzulayamayacaklarını görmek istedi. Onu mu arzulayacaklardı yoksa benliklerinin özlemini çektiklerini mi? Doğruluğa mı acıkıp susuyacaklardı yoksa rahata ve zevke mi? Ne yazık ki İsrailler yüreklerini tatmin edebilecek tek kişiye odaklanmadılar ve sınavdan başarısız çıktılar.'' Derken halkın arasında yabancılar başka yiyeceklere özlem duymaya başladılar. İsrailler de yine ağlayarak keşke yiyecek biraz et olsaydı dediler. Mısır'da parasız yediğimiz balıkları, salatalıkları, karpuzları, pırasaları, soğanları, sarımsakları anımsıyoruz. Şimdi ise yemek yeme isteğimizi yitirdik. Bu mandan başka hiçbir şey gördüğümüz yok. Çölde sayım 11-4-4. 6. Mısır'da bıraktıklarını hatırladılar ve zulüm gördükleri kölelik hayatı bile şimdi tanrının onları getirmiş olduğu bu kurak yerden daha cazip göründü. Et yemek için feryat ettiler. Şikayet edip söylenmeye başladılar. Tanrı feryatlarını duydu. Tanrı onlara istediklerini verdi ama üzerlerine yıpratıcı bir hastalık gönderdi. Yediler, tıka basa doydular. İsteklerini yerine getirdi tanrı. Ancak onlar isteklerine doymadan Mezmurlar 106 15 Mezmurlar 78 29 30 İstediklerini elde ettiler ama büyük bir bedel karşılığında. Bu etle birlikte üzerlerine yıpratıcı bir hastalık geldi. Bu yıpranma yüzünden dayanamadılar. Sınavı geçemediler ve en nihayetinde vaat edilen ülkeye asla girmediler. İşledikleri günah et isteğinin kendisi değil ama esasen bu isteğin temsil ettiği şeydi. Tanrı'dan, onun yönetiminden ve sağlayışından hoşnut olmadıklarını ortaya koydular. Aynı zamanda kölelik altında yaşadıklarını unutarak şimdi hoş olarak hatırladıkları Mısır'daki hayatlarına büyük özlem duyduklarını gösterdiler. Bu hepimiz için ibretlik bir derstir. Eğer vaat eden yerine Sadece vadin nimetlerinin peşinden gidersek hayatımızın çöl anları için gerekli gücü bulamayız. Doğru bir bakış açısı altında aslında hiç de iyi olmayan o tutsaklık günlerini kaçınılmaz biçimde eski iyi günler olarak hatırlarız. Rabbi size verebilecekleri ya da sizin için yapabilecekleri için aramak bir şeydir. Rabbi kim olduğu için aramak başka bir şeydir. İlk seçenek kendi çıkarınız içindir ve bu bencil motivasyon en iyi ihtimalle Tanrı ile olgun olmayan bir ilişkiye neden olur. Ama Rabbi kim olduğu için aramak hepimizin arzuladığı o yakın ve güçlü ilişkiyi bina edecektir. Bereketli kıtlık. Beklediğimiz gibi kurak bir çölde yaşam kaynaklarının kıtlığını gerektirir. İsteklerinizden çok duygusal, fiziksel ya da maddesel olarak ihtiyacınız olan şeyleri aldığınız bir zamandır. Tanrı temel ihtiyaçlarımızla ilgileneceğini vaat etmiştir. Bu nedenle çöldeyken bol bol nimetler değil, gündelik ekmeğimizi sağlar. Amerika'da ekonomik olarak iyi zamanlarda bir elimiz yağda, bir elimiz balda yaşadığımızı söyleyebiliriz. Çölde ise ne yağ ne de bal bulabilirsiniz ve çöl deneyimimiz farklı türde yoksunluklar içerebilir. İstediğiniz şeyi değil, sosyal olarak ihtiyacınız olan şeyi deneyim ettiğiniz bir dönemdir. Tanrı çölde ruhsal olarak neye ihtiyacınız olduğunu bilir ve bu şey ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz ile aynı olmayabilir. Bu zamanda ille de isteklerimizi değil, ihtiyaçlarımızı karşılar. Çölün amacı bizi arıtmak ve güçlendirmektir. Hedefimiz Tanrı'nın sağlayışı değil, onun yüreğidir. Bolluk zamanlarına geldiğimizde anlaşmasını sürdürmek için bize bolluk sağlayanın Tanrımız Rab olduğunu unutmayız. Yasanın tekrarı 8 2 18. Temel sorun bize göre ihtiyaçlarımızın ve isteklerimizin gerçeklerden farklı olmasıdır. Gerçekte öyle olmadığı halde isteklerimizi ihtiyaçlar olarak tanımlıyoruz. Belki de birçoğumuzun Pavlus'un ne demek istediğini öğrenmemiz gerekiyor. Bunu ihtiyacım olduğu için söylemiyorum çünkü ben her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim. Yoksulluk çekmeyi de bilirim, bolluk içinde yaşamayı da. İster tok, ister aç, ister bolluk, ister ihtiyaç içinde olayım, her durumda, her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim. Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Filipiller 4, 11-13 Paulus, Mesih'in gücüyle kurak zamanlarda da aynı bolluk zamanında olduğu gibi eldekiyle yetinmeyi öğrendi. Batı kilisesinde bizler eldekiyle yetinmeyi öğrenmemişe benziyoruz. Ne yazık ki bolluk içinde yaşayan birçok zengin insan yoksullar kadar kanaatkar değil. Eğer bizim olması gerektiğini hissettiğimiz şeylere sahip değilsek, eksiğimiz olduğunu düşünüyoruz. İnsanların imanını ve ruhsallıklarını sahip olduklarına, zenginliklerine ya da sosyal statülerine göre ölçüyoruz. Halbuki değer vermemiz gereken şey onların karakteri ve imanı olmalıdır. İsrailoğulları Mısır'ı terk ederken Mısırlıları adeta soydular ve büyük miktarda altın, gümüş eşya ve değerli giysiyi yanlarında götürdüler. Ama bu değerli madenleri çölde putlar yapmak için kullandılar ve giysilerle kendilerini süsleyerek putların önünde dans ettiler. Açıktır ki bu mallar Tanrı korkusuna değil tam zıttına hizmet etti. Mısır'dan çıkan İsraillerden sadece ikisi vaat edilmiş ülkeye girmek ve oraya sahip çıkmak için gerekli karaktere sahipti. Sadece Yeşu ve Kalev girebildi. Çünkü onlarda farklı bir ruh vardı bütün yürekleriyle Tanrı'nın ardınca yürüdüler. Çölde sayım 14-24 Eğer birbirimizi kim olduğumuza göre değil, elimizde ne olduğuna göre değerlendiriyorsak, değer sistemimiz çarpık demektir. Diğer taraftan Hristiyanlar finansal bolluğa eriştiklerinde ya da önderliğe ya da yetkili bir konuma geldiklerinde çoğu zaman Tanrı'nın onlara dilediklerini yapmaları için izin verdiğini düşünürler istediklerini satın alır, tutkuları için para harcar ya da etkili konumlarını çıkarları için kullanırlar. Bu şekilde davrananlar çoğunlukla kurak dönemleri kötü idare etmiş kişilerdir. Esasında finansal bereket ya da daha büyük yetki Tanrı'nın amacı ve yönlendirişi için ona daha büyük bir bağımlılık üretmelidir. İsa'nın hizmetinde gösterdiği tutuma dikkat edin bencil bir motivasyona sahip değildi. Günahımızı, hastalığımızı ve ölüm cezamızı üzerine aldı. Hiçbir günahtan suçlu olmadığı halde bizim refahımızı kendisininkinden daha önemli saydı. Yaşamdaki ve hizmetteki amacı kendine hizmet değil, kendini vermekti. Kendisini inkar ederek en müthiş armağanı yani sonsuz yaşamı bahşetti. Çöldeyken Tanrı içimizde böylesine olgun bir karakter bina eder. Çöl, ruhun ürününün yetiştiği yerdir. Onu tanımanın yoğun arzusuyla sulandığında, onun yürüdüğü gibi yürümeyi öğreniriz. Yolculuğunuzda hayatta kalmanın ipuçları. 3. Meseleleri kendi elinize alma düşüncesine direnin. İnisiyatif alan, İş bitirici olanlarımız için çöl zamanındaki en büyük ayartılardan biri bir şeyler yapmaya çalışmaktır. Rabbin sanki binayı terk ettiğini ve milyonlarca kilometre uzaklaştığını hissettiğinizde, egemenlik için bir şeyler yapmak için attığınız mütevazi adımlar başarısız olduğunda, duada geçirdiğiniz saatler geride sadece acıyan dizler bıraktığında çaresizlik içinde bir şeyler olsun diye neredeyse her şeyi yapabiliriz. Bu kötü bir fikirdir. Çöl hayatı çok şeyin olmaması demektir. Biraz su ve sıkıcı bir diyet. Bu kısırlık içinde hayatın yaptığımız ya da sahip olduğumuz şeylerden çok daha fazlası olduğunu öğreniriz. Tanrıyı yakından tanımamızla ve her gün onun isteklerini yerine getirmemizle ilgilidir. Çölde kaldığım zamanlardan birinde bana her gün bir hafta her hafta bir ay gibi geliyordu. Çünkü çok az bir vizyona, tutkuya ve isteğe sahiptim. Ama gene de devam etmek zorundaydım. İlerlemek, yüreğimdeki Tanrı sözünden güç almak, elimden geldiğince hizmeti sürdürmek, görünmeye devam etmek ve sabırsızca hareket etmekten kaçınmak zorundaydım. Tanrı'nın olmamı istediği yerde olduğumu sürekli kendime hatırlatmak zorundaydım. Tanrı zamanı boşa harcamıyordu. ...ve vaatlerini gerçekleştirecekti. Ve çöl kesinlikle kendinizi bir şekilde yükseltmeye çalışacağınız bir yer değil. Unutmayın, arıtılıyor ve hazırlanıyorsunuz. Bu nedenle yerinizde sağlam durmak ve günah ayartısına direnmek için gayretli olmalısınız. Rabbin çölde inşa ettiği anayol üzerinde her zaman onunla uyumlu yürüyün. Çok yavaş hareket ediyor gibi göründüğünüz için onu geçmeye asla karar vermeyin